Selamlar. Belki izlemişsinizdir, belki izlememişsinizdir bilmiyorum ama Charm Koyal gerçekten çok güzel bir video paylaştı ve ben de kısa bir şekilde olayı yorumlamak istiyorum. Ama önce herkes yoruma yazmadan önce şunu söylemek istiyorum: Charm Koyal'in videosunun sonlarına doğru DM kutusunda ben var gözüküyorum ve bundan dolayı beyaz kurt ne alaka falan yazanlar olmuş. Bunu açıkçası herkes anlar diye düşünmüştüm ama bu kısım Charm Koyal'in DM kutusu arkadaşlar. Yani ben de Charm konuştuğum için ki görüyorsunuz Charm de benim DM kutumda zaten. Biz birbirimizle konuştuğumuz için ve birbirimizi tanıdığımız tanıdığımız için DM kutusunda olmam normal. Yaptıkları şeyleri itiraf etti dedikleri kısım sağ taraftaki kişiler. Yani sol taraf çamın DM kutusu. Zaten adamın sonucunda yetkin bile var. Buradan anlayabilirdiniz diye düşünüyorum. Her neyse buna açıklık getirdiğimize göre gelelim konumuza. Biliyorsunuz ki son zamanlarda hem yayıncılara hem de YouTuber'lara baya bir insan saldırıyordu. Bu saldırı nasıl oluyordu? Gelin size anlatayım. Yayıncıların evine pizza söylüyorlardı. Siparişler veriyorlardı. Sahte polis ihbarı yapıyorlardı. Birazcık iğrenç olacak ama bu yayıncıların annelerinin evine dildo bile söyleyenler vardı. Hatta bununla alakalı bir videom bile var. Bu konudan zaten bahsetmiştim. Bunu nasıl yaptıklarını da anlatmıştım ki bunu yapmak aslında o kadar zor bir şey değil. Direkt olarak sokaktan geçen rastgele bir insan bile bunu yapabilir. Çünkü 2015'e zaten bir veri sıntısı olmuştu ve insanların kimlik bilgileri çalınmıştı. Bu yüzden de şu anda herkesin kimlik bilgileri internette dolaşıyor zaten ve bu insanların da tek yapması gereken şey kişinin ismi ve soy ismiyle aratma yapmak. Peki diyeceksiniz ki sadece isim soy isim yeterli oluyor mu? Elbette hayır. Belli başlı bilgilerinize ihtiyaçları var. Mesela oturduğunuz yer veya doğum tarihiniz. da nasıl öğreniyorlar? Çok basit. Siz yayın yaparken mesela size burcunuzu soruyorlar. Siz de diyorsunuz ki işte Akrep ne bileyim, Kova, Balık falan ve buradan sizin doğum gününüzü tahmin ediyorlar. Evet, garip bir taktik gibi gelecek ama öyle. Peki bu insanlar bunu ne için yapıyor? Ellerine ne geçiyor? İnanın bana herhangi bir fikrim yok. Yani bu insanların birçoğu CC de yapıyor. Ben de bunun farkındayım. Ama CC yaptıklarını diyorsunuz ki yani para çalıyorlar. Para kazanmak için yapıyorlar yani bir amaçları var. Yine çok karaktersizce bir şey ama kötü insan bu dünyada maalesef ki çok. Ki bunu Twitch olayında yeterince gördük zaten. Ama yayıncılara niçin bunu yapıyorlar? Yani yaptıklarında ellerine ne geçiyor? Bununla alakalı hiçbir fikrim yok. Hatta bu işin önde gelen isimlerinden bir tanesi bana geçenlerde Discord'dan yazmıştı. Eğer ki soruların olursa cevaplayabilirim demişti. Eğer ki röportaj tarzı bir şey isterseniz yorumlara sorunuzla beraber yazabilirsiniz. Tabii ki de herhangi bir şekilde isimlerini vermeyeceğim. Çünkü hem reklam olur hem de versem de bir şey olmaz zaten. Yani gerçek ismi soy ismi falan yok yani. Ama kendisinin söylediğine göre sizlere yarar olacak bilgiler anlatabilirmiş. Bilmiyorum belki yaparız belki yapmayız. Burası tamamen size kalmış. Bu olay böyle ne kadar devam edecek bilmiyorum. Ancak Charmcole'un yaptığı bu videodan sonra bu işleri yapan birçok isim bayağı bir sinirlendi elbette ve Charmcole'un evine katil yollayacağını söyleyen kişiler bile var. Yani olay gerçekten ciddi. Bu işin sonu nereye varacak emin değilim ama elbette gelişmelerden sizlere haberdar edeceğim. Umarım adaleti yerini bulur ve yayıncılarla uğraşan insanlar hak ettiği cezaları alırlar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.